Şehri Gündem programı olarak Şanlıurfa'da Cevahir Han'a konuk olduk ve yanımızda Cevahir Asuman Yazmacı Hanım var. Cevahir Hanım, bizlere kurumunuzun kuruluş aşamasından bahseder misiniz? Cevahir'in hikayesi aslında 2005 yılında başladı. Şehrin en eski konaklarından biri olan Hacı Kamil oğlu konağını ilk defa kamuya ait bir yeri de özelleştirilmesine sebep olarak turizme kazandırmış oldum. Yaklaşık 10 yıl butik otel ve restoran olarak hizmet verdik Cevahir Konuk Evi'nde. 2015 yılı itibariyle de şehrin en eski hanlarından bir tanesi olan tarihte Samsat Han olarak geçen Samsat Han'ı restorasyonunu yaparak 2015 Mart ayı itibariyle de hizmeti açtık. Cevahir Han'ın kalite politikası nedir? Evet, biz Cevahir Han olarak öncelikle girişte de görmüşsünüzdür belki. Cevahir'de müşteri yok, misafir var, garson yok, ev sahibi var düsturuyla çalışıyoruz. En önemli politikamız bu. Çünkü biz hiç kimseye müşteri gözüyle bakmıyoruz. Benim sektöre giriş nedenim aslında biraz da yediğim kötü yemek, aldığım kötü hizmet sonucundaydı. O nedenle bu sıkıntıları yaşamamak ve yaşatmamak adına 2005 yılında Cevahir Konuk Evi'ni kurdum. Cevahir Konuk Evi'nde de, Cevahir Han'da da bizim kalite politikamız bu. Ve başarıyı da buna borçluyuz. Sizleri bu sektörde diğer kurumlardan ayıran başlıca özellikler nelerdir? Öncelikle biz burada kendimize yapılmasını istemediğimiz hiçbir şeyi gelen konuklarımıza yapmıyoruz. Yani ben bir işletmeci olarak yemediğim hiçbir ürünü hiç kimseye yedirtmiyorum. İçmediğim hiçbir ürünü de kimseye içirmiyorum. Bu bir su bile olsa evimde ne kullanıyorsam işletmede aynı şeyi kullanıyoruz. Bunun yanı sıra çalışma arkadaşlarıma hep şunu söylüyorum. Evinize gelen en çok sevdiğiniz misafirinize nasıl hizmet ediyorsanız Cevahir'e gelen misafirlere de o şekilde hizmet edin. Bizi de ötekilerden ayıran en büyük özellik bu zannediyorum. İleriye yönelik hedeflerinizden bahseder misiniz? Biz Cevahir Han olarak zaten Urfa kültürünü tanıtmaya çalışıyoruz şehirde. Gelen konuklarımıza, dışarıdan gelen misafirlerimize. İleriye dönük de benim uzun zamandır planladığım bir şey var. Biz Urfa kültürünü, Urfa müziğini, Urfa yemeklerini İstanbul'a taşıyıp İstanbul'da Cevahir Han konseptini oluşturmak. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.